Merhaba hoş geldiniz. Mesele Ekonomi'de bugün konuğumuz Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kami Yılmaz. Kami Bey merhaba hoş geldiniz. Günaydın Semih Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Şimdi Kami Bey bugün ne konuşacağız? Tabii ki İsrail-Hamas Savaşı'ndaki Son durumun bir değerlendirmesini alacağız. Dün gece çok tatsız, çok üzücü şeyler yaşandı. Onunla ilgili genel bir yorumumuzu alacağız. Ondan sonra bunun Türkiye etki yerini, savaşın Türkiye etki yerini ve tabii ki makroekonomi gündemini konuşacağız Türkiye'nin. Şimdi önce istiyorsanız dün akşam saatlerinde gerçekleşen Gazze'deki hastane saldırısına geçelim. İsrail'e biz yapmadık dese de şu anki en ağırlıklı senaryo İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlediği ve çok büyük bir yankı uyandırdı. Belki yani savaşın başladığı an kadar büyük bir şu anda yansıması var bu işin. Dünkü saldırıya çıkan bu görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bir birey, bir insan olarak insanlığın durduğu, insanlığın kaybolduğu nokta olarak görüyorum gerçekten. Yani 500 kişinin bir anda hem de hastane doktorları ve hastalarıyla, yaralılarıyla bir füzeyle yok edilmesi. Ben inanamıyorum böyle bir şey kim yapabilir gerçekten. İnsanlık dışı bir karar veren bir hükümet ya da devlet bunu yapıyor. Elbette ki İsrail bu konuda eleştirildi. Hamas'ın yaptığı bir hafta on gün önce yaptığı saldırı da tamamen insanlık dışı gördüğümüz şu ama uzun dönemde ekonomik olarak baktığımızda bir ekonomist olarak baktığımda giderek alevlenen daha da büyüyen bir savaş gibi gözükürken bir anda bu bombalama Biden'ın yola çıkmadan önce ve dörtlü toplantı yapılmadan önce karar harekatının başlaması Arifesinde İsrail'in karar harekatına karşı gelen güçleri belki karar harekatı çünkü çok daha kanlı olacak İsrail'i çok daha baskı altına alacak ve Lübnan Hizb Lübnan ve Suriye ve İran'ın da savaşa sürüklenmesine yol açacak bu tabii bölgesel anlamda büyük bir tehdit herkes için bölge bütün bölge için dünya ekonomisi için belki de o baskıyı bertaraf etmek için yani o baskıyı göreceğini düşündüğü için İsrail'in böyle bir koz oynadığını düşünebilirsiniz. Yani bunu nasıl görüyorum? Bir ölçüde kesinlikle justify edilebilir bir şey değil. Ama ben de karşı tarafa büyük bir zarar verdim göstergesi. En azından Netanyahu hükümetinin kendi destekçileri, bence İsrail vatandaşlarının çoğunluğu bunu desteklemeyecektir hiçbir şekilde. Ama Netanyahu hükümetinin ne kadar aşırı bir dünya görüşü olduğunu görüyoruz. Filistinleri ne kadar değersiz bulduklarını görüyoruz. Böyle bir kararla aslında belki de savaşın sonuna doğru yaklaşır mıyız acaba gibi bir düşüncem var. Çünkü çok ciddi bir baskı gelecek şu anda İsrail'e. Savaş suçlarından bahsediyoruz. Bunun arkasından bir de ara harekatının başlaması İsrail'in bir ölçüde bu bölgede bir, tamamen bir kanlı bir döneme sokması anlamına gelecek. Yani o anlamda bekleyip göreceğiz. Tabii stratejist değilim ama ekonomi üzerindeki etkisi. Diyelim ki bu savaş devam etti ve bölgesel boyuta doğru sıçramaya başladı. İşte 90 dolarlara gelen petrol fiyatlarının daha da yükselmesi kaçınılmaz. 100 dolarları geçip 120 dolarları zaten Bloomberg'de de bu şekilde bir analiz vardı. Orada belki nerede duracağını söylememiz zor. Bütün bölge ekonomileri için ciddi bir baskı ve enflasyonla mücadele eden dünyanın işte Avrupa'sı, Amerika'sı açısından baktığımızda da bütün bu çabaların da bir ölçüde ertelenmesi ya da daha da güçlendirilmesi, ertelenmesinden öte daha da güçlendirilmesi anlamına geliyor. O da resesyon beklentisi. Yani 73'e Yom Kippur'un 50. yılında yapılan bu saldırının arkasından Yom Kippur Savaşı sonrasında yaşanan petrol fiyatlarındaki artışı görecek miyiz önümüzdeki yıl boyunca? Bunu tartışacağız. Yani ama benim umudum o ki en azından dün akşam olan bu insanlık dışı saldırının umarım belki buradan iyi bir sonuç çıkar ve o da savaşın giderek alevinin sönmesi ve İsrail'in de kara harekatına girişmeden ve bölgeyi de tamamen kontrol altına çünkü Gazze'den bütün insanları Filistinleri sürmek demek nereden baksanız birkaç milyon kişinin tamamen göçe sebep olması demek. Buraların tamamen temizliği, etnik temizlik anlamına geliyor. Bu da kabul edilemez ve uzun vadede bölge için ciddi boyutta yine belirsizlikleri işaret edecek. O anlamda bu belki bir Selim'in geri dönüşü için bir baskı unsuru olabilir. Aklı Selim haklı çıkar ve geçerli olur. Umarız öyle olur. Çünkü gerçekten dünkü görüntüler inanılmazdı Yani çok birçok seyirci görmüştü özellikle sosyal medyadan. Sosyal medyada çok sansürde olmadığı için yani böyle görsel e, evet. çok çok acı görüntüler vardı diyelim. Ne diyelim? Umarız Tekrar olmaz ama tabii oldu yani esasında olmaz demek yani böyle çok çok büyük bir katliam olduğu için yani tekrar olmaz demek de yetmiyor esasında yani iyi şey olarak. Çünkü sonuçta o da bir sürü insan bunu yaşadı. Biz e, muhtemelen... bir defa olması bile yani bu dönemde 21. yüzyılda bir defa olması bile kabul edilemez. Yani bir devletin bir terörist gruptan bahsetmiyoruz bir devletten bahsediyoruz. Bir devletin böyle bir karar alması ya da almasa bile bu hatayla atıldıysa bunu atanların da bir işte cezalandırılması gerekir. Çünkü orada tamamen suçsuz, günahsız insanlardan bahsediyor. Elinde belki yara, yaralı, hasta, doktor bu insanların hiçbir suçu yok. Sadece o bölgede bulunmak dışında. Evet. Çocuklar da çok fazla çocuklar. maalesef. Onları da gördük. Ne derim? Dence kebek bir şey yok gerçekten. Geçmiş olsun. Başınıza, yani onlar çok yetersiz kalan cümleler. Bizim bittiği yerdeyiz evet. gerçekten. Doğru. Evet gerçekten öyle. Peki şimdi ekonomiye geçelim. Türkiye bir dış kaynak arayışında olduğunu biliyoruz. Mehmet Şimşek de zaten bu kapsamda hatta Gary Erkan'la birlikte bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. İşte Körfez ziyareti, Amerika ziyareti, İngiltere, Londra ziyareti hepsini yapıyor. Bir şekilde istenen ölçüde, bir hissedilen ölçüde bir kaynak girişi olmadı. Ee, Erdoğan Sarıhan bizim ekranımızda biraz da dış politika ile ilgili. Yani dış politikada ABD ile ilişkilerde özellikle çok büyük bir gelişme sağlanamadığı için kaynak gelişine de istenen ölçüye şey sağlanamıyor. E, miktar bulunamıyor diye. Şimdi tabi bu Türkiye için özellikle Batı olan ilişki için yeni bir fay attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda yani İsrail Hamas Savaşı'nda bu ana kadar çok dengeye gitse de tabi bu olay dünkü olaydan sonra biraz daha net bir pozisyon alacaktı e, muhakkak. E, bu bizim dış kaynak arayışımızdaki yolculuğu nasıl etkiler? bu son tabii ki savaş ve son gelişmeler olumsuz etkileyecek kesin. Yani daha da savaşın yoğunlaşması olumsuz etkileyecek kesin. Hem bölgesel anlamda yani yabancı yatırımcı bölgeye yakın bir yerde yatırım yapmak istemeyecektir. Hem de Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri, İsrail ile olan ilişkilerinin iyice gerilmesi durumunda Türkiye'ye o anlamda da Türkiye ye... Doğru bir adres olmaz onlar için. E, ama e, benim e, yani dış politikanın ötesinde yabancı yatırımcının geri gelmemesi, dış politika tabii Amerika ile ilişkilerimiz daha iyi olsaydı bu savaş öncesinde de... ...ben e, yine de yabancı yatırımcının çok hızlı gelmeyeceğini düşünüyorum. Nedeni de çünkü son 5 yıllık deneyim var ve bu 5 yılda 2018'den başlayarak sürekli sütten ağzı yanan bir e, yatırımcı var artık yani sürekli olarak bir kayıplar yapmıştı. Birkaç, e, 2018'in sonunda, 2019 ve 20 bu dönemlerde ciddi boyutta alınan politika kararları, hükümetin aldığı kararlar, swapların bir ölçüde swap piyasasının kapatılması gibi nedenlerle ciddi kayıp yazdılar ve şunu görebiliyorlar. Yani Türkiye'de artık ekonomi politikası kurumlar üzerinden yapılmıyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde kurumlardaki görevliler tamamen bir anda görevden alınabiliyorlar. Bunu gören e, tabii ki Yabancı yatırımcı da e, bu ani kararlar yani benim daha önce 21 Mart e, ya da 20 Mart sendromu olarak özetlediğim bir şey Naci Abal'ın görevden alınması. Bir gece yarısı görevden alınabilirsiniz. O içerideki dinamiklerin nasıl olduğunu görmek. Yani mesela şu anda konut sektörü ciddi yavaşlamaya doğru gidiyor. Bunu net görüyoruz. Konut satışları %9 e, düşmüş geçen ay baktığımızda ve fiyat artışları da hızı da yavaşlıyor inşaat sektörünün lobi faaliyetleri olursa önümüzdeki dönemde ve bu diğer diyelim ihracatçı ve diğer sektörlerin de e, hükümet nezdinde girişimleriyle bir araya gelirse seçime giderken e, sonuçta alınacak karar bir gece yarısı bir kararnameyle görevden alma olabilir mi diye yatırımcılar düşünüyor olabilir. Çeyde de aynı e, Arap ülkeleriyle ziyaretlere de gidildi biliyorsunuz. O da dış politika üzerinden bir e, destek arayışıydı. Yani oradan da taşıma suyuyla dış politika taşıma suyuyla değirmen döndürmek meselesi. Yani Amerika'da ya, ilişkilerimiz iyi olsa tabii ki e, da, daha doğrusu şu andaki düzeyi geçmişe göre biraz geri de tamamen sorunlu değil ama daha iyi olsa destek daha fazla gelirdi diye düşünüyorum. Ama yine de o bir taşıma su. Asıl olan yatırımcı şunu diye, diyemiyor. Ya yani Türkiye'ye ben tamamen rahatça hiçbir siyasi risk, hiçbir başka risk olmadan Türkiye'de yatırım yapabilirim. Ama işte piyasa riskini alabilirim, kur riskini alabilirim bunlar. Ama gece yarısı görevden alma riskini bunu ben alamam yani çünkü o büyük kayıp. Oradaki düşünün bu yatırım kararını veren sizin gibi benim gibi profesyoneller veriyor. İşinden olacak insanlar. O zaman diyor ki ben gidip başka bir yere yatırayım. Böyle bir karar alma ihtimal yok. Mesela Polonya'da şimdi hükümet değişmiş. Gidip orada yatırayım diyebilir. O anlamda ben bunu ilişkiler daha da iyi olsaydı bizim sorunumuzu çözmek için büyük miktarda sermaye gelmesinin biraz daha zamana bağlı olduğunu Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam etmesi gerektiğini ve bu devam etmenin karşı, arkasından da Cumhurbaşkanının evet destekliyorum doğru yolda gidiyoruz enflasyon birinci, enflasyon birinci önceliğimiz diye e, vurgulaması bu belki yavaş yavaş onları ikna edebilir ama şu anda gördüğüm kadarıyla ikna olmuş değiller. Peki şimdi bu kadar şuna geçelim Kamil Bey. Şimdi Merkez Bankası biliyorsunuz piyasa katılımcı anketini genişlikle anketten çıkan sonuçların daha gerçekçi, daha piyasa koşullarına uygun olacağı tahmin ediyor. Ki o da bu cuma iki gün sonra açıklanıyor. Ve haftada PPK var. Genel beklenti anketler biraz da enflasyon tahmini yukarı çıkacağı ve Merkez Bankası'nda işte beklenen göre politika faizi belirlediği için politika faizlerini de 500 bas puan artış olacak. Ana senaryo. Önce siz buna katılır mısınız bu senaryoya? Onu sorayım. Ben önce şeyden başlayayım. Sayın Galiba Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz haftalarda bir demeç vermişti. Enflasyonla mücadele büyümeden feragat etmemizi gerektirmiyor diye. Eşik değerlere gelinceye kadar. Ne yazık ki Öyle bir enflasyonist ortamda değiliz. Yani biz e, Merkez Bankası Başkanı Başkan Yardımcısı Cevdet Akça ile ortak bir makalemiz var. 2003'te TÜSİAD raporu yazmıştık. O dönemdeki bir eşik enflasyon çalışmasıydı bu gerçekten. Dünyada bütün ülkeler verileri kullandığımızda %11 civarında bir eşik bahsediyordu. ve Bizim o dönemdeki söylem söylemimiz şuydu o makalede de e, dünyada... E, yüksek enflasyonda aslında bu Phillips eğrisi dediğiniz bir ödünleşimin olmadığını söylüyoruz ve çünkü buradaki asıl sorun kamunun borç stoğu ve açıkları, kamu açıkları asıl belirsizliği yaratan bu. Siz bunu aşağı çektikçe politikalara güven gelecek, güven oldukça da zaten Türk Türk varlıklara talep artacak, bu TL'nin değer kazanmasını da ve enflasyon beklentilerini de aşağı çekecektir. Şimdi bu gel bugün geldiğimiz noktada işin asıl nedeni şey değil. Yani bütçe açıkları bunu yaratmıyor. Tamamen sürdürülemez bir borç stoğu sorunumuz olması değil sorun. Şu andaki asıl sebep bir var olan siyasi kurumsal yapıda enflasyonla mücadele politikasına güven sorunu var. Yani geçmişten son 3-5 yıllık deneyim burada bir enflasyonla mücadele edilmesine engelleyen bir kurumsal yapı olduğunu özlemliyor yatırırlar bunun değişit değiştiğini göstermek için beklem yani biraz önce vurguladım bekliyorlar onun için yani ama burada kesinlikle bir ödünleşim var. Bu enflasyon talep yönlü bir enflasyon. Sizin faizleri çok ciddi boyutta eksi reel faizleri yüzde %20, eksi 20, 25'lere çektiğiniz bir ortamlarda siz ne yapıyorsunuz? Elbette ki talebi körüklüyorsunuz. Bu talebi aşağı çekmeden bu enflasyonu kontrol altına almanız mümkün değil. Yani orada eşik değerlere gelinceye kadar ödünleşim yoktur sözüne ben katılmıyorum. O saptama bence çok doğru değil. Mutlaka faizi arttırmamız gerekiyor faiz arttıkça da hem konut sektörü hem perakende talepte önce kredi kullanımından kaynaklanan talep biraz azalacak. Daha kredi kullanarak mal alıp hizmet alıp ve konut alma tercihi olanlar artık bunun reel maliyeti pozitife çıktığı için reel faiz maliyeti ondan dolayı geri adım atıyorlar. %50'lerin üzerine çıkmış bir kredi maliyetinden bahsediyoruz. 55'leri de geçmiş. Ama hmm. öbür taraftan baktığınızda varlıklıydım tasarrufu olan aileler için şu anda hala hazırda bireyler için mevduatlar beklenen enflasyonun da altında ve bunun mutlaka bir beklenen enflasyonun üstüne çıkması gerekiyor ve hem mevduatı olup tasarrufu olanlar hem de kredi ihtiyaç duyanlar açısından bir talebi yani daha çok bugün daha çok talep yapmanın reel maliyeti artması lazım. Yani o anlamda da ben daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle bu ay bir 500 baz puanlık artış bence daha da ikna edici bir e, adım olacak. Hele bu savaş tam tamların olduğu bir ortamda gerçekten bölgede bölgenin savaş ortamına sürüklendiği bir ortamda faizi arttırmak daha da güçlü bir e, mesaj vermek anlamına gelir. Ama arkasından da ben mesela bu yıl sonunda en az %40'ı bulmamız lazım gerektiğini düşünüyorum politika faizi açısından bu bunun yansıması mevduat faizi açısından o zaman reel faizleri yüzde 45-50'lerde bir reel faizi bulabileceğimizi düşünüyorum. Yani yoksa biz yıl sonunda bek çünkü şu an, neydi beklenen Merkez Bankası'nın tahmininde yüzde 33'tü gelecek yılın beklenen enflasyonu. Şimdi onu da eminim bu gelecek ay yayınlayacak raporda yukarı revize edecekler. Anketlerde de 24 ay sonrası 12 ay sonrası için beklenen enflasyon yukarı çekilecek. Eminim çünkü daha gerçekçi olan bir şey bu. Böyle bir durumda e, politika faizinin artması ve talebin daralması, ekonomik büyümenin yavaşlaması e, kaçınılmaz gözüküyor. O anlamda bu ödünleşimin olmadığını e, bir ölçüde o argüman çok da güçlü bir argüman argümandı. Belki siyasetçiye bu şekilde söyleyebilirsiniz ama ekonomiste böyle söylemek çok doğru olmuyor. Peki şimdi dediğiniz yani savaş ortamında jeopolitik risklerin arttığı ortamda faizle daha güçlü mesaj verilmesi lazım. Ama şimdi şöyle de bir risk yok mu? Zaten işte bu jeopolitik riske ekonomik faaliyetleri üzerinde negatif bir etki de yaratıyor. Olumsuz aşağı doğru riske oluşturuyor. E faiz de ekonomik aktiviteyi yavaşlatıyor. Hala da o noktada olmasak da en azından düne göre çok daha sıkı bir para politikası var. Burada hani bu ikisinin birleşmesi işte döviz kuralında da orası onu da biraz en sonu soracağım zaten. Evet şu an çok sakin ama hani biraz da o da hızlanması. Bunların hepsi birleştirdiğimizde ani duruş riski veya beklenen çok daha hızlı yani, yani, tasarlanandan istenenden çok daha ciddi bir yavaşlamaya karşı karşı kalabilir miyiz ekonomide? Eğer savaş hemen bugün patlasa gerçekte anlamda o zaman dediğiniz iç talebi etkileyebilir. Yani turizm talebi şu anda zaten kışa girdiğimiz için turizm tarafından bir etki olmayacak. İhracat açısından da bir sorun olmayacak. Ama iç talep bence savaş e, savaşa doğru gidiş böyle bir haftada olacak bir şey değil. Yani birkaç aylık bir süreç al, olacağını düşünün. O iç talep üzerindeki etkisi hemen kendisini göstermeyecek. Biz düşük eksi reel faizle devam edersek bu talebi canlı tutmaya bir ölçüde devam eder. E, ben o anlamda şu andan arttırmanın bir etkisi şu. Petrol fiyatları çok daha hızlı artacak. Yani iç talepten önce savaşın petrol fiyatları üzerindeki etkisi daha hızlı artacak. O zaten arz tarafından da maliyetleri arttırırken siz talep tarafında gev gevşek tutuyorsanız ikisi birlikte ne yapacak? Enflasyonu yukarı doğru çekmekte daha güçlü olacak. Şimdi son olarak Kamil Bey şunu sormak istiyorum. Döviz piyasası gibi soru sormak istiyorum. Şimdi onca şey yaşanıyor. Bir, bir kısmından bahsettik bahsetmedik de var. İşte borsa, e, faiz, altın petrol, enerji fiyatları hepsi ciddi dalgalanmalar yaşıyor. Ama bizim döviz kuru bayağı sakin seyrediyor. Bugün itibari sabah itibari 28'in üstüne gitti doğru ama yani zaten çok küçük küçük artışlar oraya gidiyordu. Yaklaşık işte binde 2, binde 3 her gün o kadar bir artış oluyor düzenli olarak. Döviz kontrol altında mı? Ve bir noktada önümüzdeki birkaç ay içinde yine her zamanki gibi yakın geçmişte olduğu gibi bir sıçrama yaşayacak mıyız? Yani oradaki konu yani iki şey diyelim e Piyasaların reaksiyonu olarak baktığımızda e, borsaya da bakabilirsiniz. Borsa 8500'lere yaklaştı sonra 8000'in altına düştü tekrar biraz yukarı çıktı. Orada bunun ne kadar süreceğine dair e, emin olamıyor piyasalar haklı olarak ama tabii ki dün akşamki saldırıp, 500'den fazla insanın, masum insanın öldürülmesi kabul edilemez ve bu piyasaların beklentisini olumsuz yöne çevirir. Onun için de yani biraz daha büyük bir adım oldu. 7-90'lardan 8'in üzerine çıkan bir kur, 2790'lardan 90lardan 28'in üzerine çıkan bir kurdan bahsediyoruz. Ama bence kurun bir bekle gör var piyasada. Piyasanın şeyi şu anda çok hızlı karar almamak. Çünkü çok net bu kara savaş, kara harekatı başlarsa ve büyük çapta ölümler olursa o zaman daha ciddi bir tepki vereceğini düşünüyorum. Bu bir. Tabii ikinci konuda ben yine halazda arka kapıdan e, döviz satışı da devam ediyor olabilir. Onu görmek lazım. Şu anda onu görmüyorum ben de e, o piyasalarda. Ne, Merkez Bankası'nın çünkü faizi yeteri kadar yüksek olmadığı için halazda kuru ben bıraktım kur tamamen piyasa tarafından belirlensin diyebilecek bir rahat konumda değil Merkez Bankası. Yani kurdaki sakinlik iki nedeni var. Birisi arz tarafından gerektiğinde döviz satıldığı ihtimali var. Ama diğer tarafta da piyasalarında kesin TL'den çıkış için ya da TL çok riskli oldu dövize kaçalım, güvenli limana kaçalım diye bir karar almadığı görüşündeyim. O noktada değiliz en azından. Evet. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey çok sağ olun vakit aydınız. E, gündem çok yoğun ve üzücü. Biz de olabildiğince hem son gelişimi hem de ekonomi yorumlamaya çalıştık sizinle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım yani bir dahaki top görüşmemize kadar bu savaş çözülmüş olur ve masum insanların öldüğünü görmeyiz. Umuyoruz. Tek omudumuza teşekkürler. Görüşmek üzere.